görüşlerini alıyoruz ve bugün de aynen bunu yaptık. İngiliz halkı, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı verdiler ve kararlarına saygı duyulmalı. Ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Benim tarafımda kampanyaya katılmış olan herkese. Bunun içerisinde de parti farklılıklarını bir kenara bırakıp ulusun çıkarına olacağını inandıkları şeyi söyleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrılma kampanyasında yer alanlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel şekilde kendilerini savundukları için halkımızın iradesi mutlaka yerine getirilmesi gereken bir şeydir. Bu öylesine alınan bir karar değil. Çok şey söylendi, çok farklı kurumlar tarafından farklı argümanlar ortaya koyuldu bu kararın ne kadar önemli olduğuna dair. O yüzden sonuçlara dair bir şüphe yoktur. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar burada alınan kararı izlediler. Ve bu yatırımcıları ve piyasayı temin etmek istiyorum ki bizim ekonomimiz özünde güçlüdür. Ve Avrupa ülkelerinde yaşayan İngilizleri de temin etmek istiyorum veya burada yaşayan Avrupa vatandaşlarını da temin etmek istiyorum. Sizin içinde bulunduğunuz koşullarda ani bir değişiklik olmayacak. İnsanlarımızın seyahat etme şekillerinde ya da mallarımızın ya da hizmetlerimizin alım satımında ani bir değişiklik olmayacak. Biz şu anda kendimizi Avrupa Birliği ile bir müzakere sürecine hazırlamamız lazım. Bunun içerisinde Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda devletleri de dahil olacak. Bütün Birleşik Krallığın taraflarının çıkarlarının korunması ve ilerletilmesi göz önünde bulundurulacak. Ancak bunların da ötesinde bu güçlü, kararlı bir liderlik gerektirecek. Ben çok mutlu ve gururluyum. 6 yıl boyunca bu ülkeye hizmet ettiğim için çok ciddi adımlar attığımıza inanıyorum. Tarihimizde olmadığı kadar çok istihdamımız var. Refah, eğitim gibi şeyler önemli ilerleme kaydetti. Daha güçlü bir toplum oluşturulmaya çalışıldı. Ve dünyadaki en yoksul insanlara vaatlerimiz yerine getirildi. Ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun insanların evlenebilmesi üzerine çalışıldı. Hepsinin üzerine ekonomik gücümüz üzerine çalışıldı ve bunu mümkün kılan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve ben her zaman büyük kararlarla yüzleşmemiz gerektiğine inandım. O yüzden ilk koalisyon hükümetini kurduk uzun zaman içerisinde ekonomimizi tekrar toparlamak için adil bir referandum sürecini İskoçya'da gerçekleştirdik ve Avrupa Birliği'nde İngiltere'nin pozisyonunu, üyelikle ilgili referandumumuzu da bu düşünceyle yaptık. Bu kampanyayı ben tek bildiğim şekilde yaptım. Yani doğrudan ve tutkulu bir şekilde inandığım ve hissettiğim şeyi söylemek. Hem zihnimden, hem kalbimden, hem ruhumdan. Hiçbir şeyi geride tutmadım, gizlemedim. Ben kendi inancım konusunda çok nettim. İngiltere'nin her zaman Avrupa Birliği içerisinde daha güvenli, daha huzurlu olacağını iddia ettim ve referandumun bununla ilgili olduğunu söyledim. Yani herhangi bir politikacının geleceğiyle ilgili değil. Ben de dahil olmak üzere. Ve İngiliz halkı çok net bir karar verdi ve farklı bir yoldan ilerlemeye karar verdi ve bunun üzerine bence ülkeye taze bir liderlik lazım bu yolda ilerlemesini sağlayacak. Ben yapabileceğim her şeyi yapacağım başbakan olarak önümüzdeki haftalarda ve aylarda. Ancak benim gibi birisinin bu geminin kaptanı olmasına devam etmesi doğru değil. Çünkü gemi farklı bir doğrultuda ilerliyor. Bu benim de öylesine almış olduğum bir karar değil. Ama yine de inanıyorum ki ulusumuzun çıkarı için bir istikrar sürecinden sonra yeni bir lider gerekecektir. Tabii ki bunun için bugünden bir takvim belirlemeye gerek yok. Ama belki Ekim'deki Muhafazakar Parti Konferansı ile birlikte karar verilmeye çalışılabilir. Ben görevime kabinemle birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca devam edeceğim. Pazartesi günü toplanacağız. Merkez Bankası da hazinenin ve bankanın atacağı adımlar konusunda bir açıklama yapacak. Aynı zamanda önemli mevzuatları ilerletmeye devam edeceğiz. Kraliçenin konuşmasında değindiği gibi. Ve kendisiyle bir konuşma yaptım bugün atacağım adımlara dair. Avrupa Birliği ile
müzakerelerin yeni bir başbakanla başlaması gerekecek ve bu yeni başbakanın ne zaman 50. maddenin devreye sokulacağı ve hukuki bir sürecin başlatılacağına karar vermesi uygun olacaktır. Ben Avrupa Konseyi'ne katılacağım önümüzdeki hafta İngiliz halkının aldığı kararı ve kendi kararımı açıklamak üzere. Halk bir karar verdi, bir tercihte bulundu. Bu tercihe sadece saygı duyulması lazım değil, aynı zamanda bu argümanın kaybeden tarafındakiler, yani ben dahil olmak üzere, bunun olmasını sağlamalı. Burası özel bir ülke. Bizim çok güzel avantajlarımız var. Parlamenter bir demokrasimiz var. Geleceğimize dair önemli kararları barış içerisinde tartışmalarla yürütüyoruz. Sanatımız, bilimimiz, mühendisliğimiz, yaratıcılığımız dünyanın her yerinde takdir görüyor. Ve çok ırklı, çok inançlı, kültürlü bir demokrasinin örneği olabiliriz. İnsanlar katkıda bulunup kendi yetenekleri ölçüsünde en üst düzeyde kendilerini geliştirebilirler. Ben her ne kadar bu aldığımız kararı başta tavsiye etmiş kişi olmasam da destekliyorum. İngiltere Avrupa Birliği'nin dışarısında da hayatta kalabilir bir yol bulunabilir. Şu anda ayrılma kararı verildiğine göre bunun en iyi yolunu bulmamız gerekecektir ve ben de kendi çapımda elimden gelen her türlü yardımı göstereceğim. Bu ülkeyi seviyorum. Ona hizmet etmekten mutluluk duydum ve ileride de başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim.